Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle TYT Fizik 7 soruda 7 konu tekrarında 6. videomuzda yanıt yayınlarının deneme sınavıyla beraberiz. Yanımızda bugün Berra diye öğrencimiz olacak. Onunla beraber soru çözeceğiz. Anlamadığı yer olduğu zaman, takıldığı yer olduğu zaman bize söyleyecek, tekrardan anlatımını yapacağız. Şimdi bakın, birinci sorumuzda ne demiş? Bulunduğu kentteki tarihi yerleri gezmek isteyen bir turist kaldığı otelin bahçesinden pusulasına baktığında pusula ibresinin şekildeki gibi dengeye geldiğini görüyor. Bak Berra, demek ki burası kuzey. Neye kuzey? S'de nedir? Güneydir. Buna göre Bilküt yargılarından hangileri doğrudur? Bakın, coğrafya dersinde biz bunu öğrenmiştik arkadaşlar. Ne demiştik? Biz sırtımızı kuzeye döndüğümüz zaman, değil mi, sağ tarafımız ne oluyordu? Batı. Demek ki o halde sırtımızı kuzeye getirirsem şu taraf hangi yön olur? Batı yön olur. Peki bunun tersi istikamet, o halde burası ne olur? Doğu yön olur. Peki şimdi öncüllere bakalım. Birinci öncülde otele göre demiş, bak. Otel burada. Otele göre kışla güney yönündedir. Evet, otel burada ise kışlamız hangi yöndedir? Güney yönündedir. Demek ki birinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. İkincisi, kışlaya göre müze batı yönündedir diyor, bakın. Biz neredeyiz? Buradayız. Peki kışlaya göre müze Berra hangi yönde? Doğu yönünde. Batı yönünde değil. O halde ikinci öncülümüz yanlış. Peki üçüncü öncül, müzeye göre otel kuzey batı yönünde diyor. Demek ki biz müzenin buradayız arkadaşlar. Müzeye göre bize kimi soruyor? Oteli soruyor. Peki otel hangi yönde olur? Bakın, kuzey batı yönündedir. O halde üçüncü öncülümüz de doğrudur. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim bir sonraki soruya Berra. Soru 2. Bak burada ne demiş? Kütle çekim kuvvetiyle ilgili 1, 2, 3, 4, 5 yargılarından hangileri yanlıştır? Bak dikkat et, yanlıştır. Peki biz kuvvet konusunu anlatırken Berra ne demiştik? Doğada 4 tane temel kuvvet vardı. Hatta biz bunu kodlama yapmıştık. Nasıl yapmıştık? Gezek demiştik. Değil mi? Bakın, gezek. Peki gezekteki büyüklük işaretini böyle yapmıştık. Buradaki G ne demekti? Güçlü nükleer kuvvet. E elektromanyetik kuvvet. Z zayıf nükleer kuvvet. K ise neydi? Kütle çekim kuvvetiydi. Peki bunlar arasında, bakın birinci öncüde ne demiş bak Berra? Temel kuvvetler arasında en zayıf kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Doğru arkadaşlar. İkincisi, evrenin bugünkü şeklini diyor bakın almasında en etkili kuvvettir. Evet, çünkü bu evren oluştuğu zaman ilk oluşan kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Ve kütle çekim kuvveti vasıtasıyla atom altı parçacıklar birleşmişler, yani kuarklar birleşikler atom altı parçacıkları meydana getirmişlerdir. O halde ikinci öncül doğrudur. Üçüncüsü, sadece çekme özelliğini gösteren bir kuvvettir diyor. Evet, neden? Çünkü iki tane kütle arasında, bak burası M1 gezegeni ya da M2 gezegeni. İllaki gezegen olma şartı yok Berra. İki tane kütle olsun yeter. İki kütle arasında bak D kadar uzaklık varsa bunlar birbirlerine çekme kuvveti uygular. Bunun bir de şartı var. Çekme kuvveti yarı çapları doğrusuna olmalıdır. Demek ki birin ikiye uyguladığı çekme kuvveti ikinin bire uyguladığı çekme kuvvetine eşittir. Bunun büyüklüğü ise G çarpı M1 çarpı M2 bölüm aradaki uzaklığı nedir? Karesidir. Şimdi demek ki bu da doğrudur. Dördüncü öncülümüz, menzili sonsuzdur. Evet arkadaşlar, menzili sonsuz büyüklüktedir. Beşincisi ise temas gerektiren bir kuvvettir. Hayır, temas gerektiren bir kuvvet değildir. Çünkü bakın iki kütle arasında herhangi bir fiziki temas yoktur. O halde doğru cevap E seçeneği olur. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bakın burada bir sözel sorumuz var. Diyor ki, okuyalım. Tüm dünyada kabul gören ahlaki kuralların bütününe etik adı verilir. Etik kelimesi kişilerin ahlak ilkelerini, davranış biçimlerini, görevlerini ve zorunluluklarını belirleyen kurallar bütünü olarak da tanımlanmaktadır. Bilim etiği, canlı yaşamına, fikir, teori ve düşünceye saygıyı, tarafsızlığı bilimsel çalışmalarda
mahremiyeti kapsar. Etik değerlere sahip kişiler güvenilir. Bakın dürüst, saygılı, açık ve tarafsızdır. Buna göre bilim etiğine sahip bir bilim insanında aşağıdakilerden hangisi beklenmez? Bak Berra, beklenmez diyor. A'da tarafsız olma beklenir. Olaylara farklı açıdan bakma beklenir. B seçeneğinde başka bir çalışmadan yapılan alıntıları bildirme. Evet, başkasının çalışmasını abstrak olarak altında ne yapar? Bildirir arkadaşlar. Bu da beklenir. C seçeneğinde ise diğer bilim insanlarının fikir ve teorilerine saygılı olma. Evet, bu da etik düşünce, etik değerler için beklenir. D seçeneğinde kendisini yer almadığı bir çalışmada varmış gibi gösterme. İşte bu etik ilkelerine aykırı bir şekildir. E'de ise bilimsel çalışmalara katılan denekler için kabul edilir amaçları ve bu amaçlara ulaşmak için uygun yöntemleri seçmede beklenir. O halde beklenmeyen D seçeneği olur. Şimdi gelen bir sonraki sorumuza. Bakın dördüncü sorumuzda bir öğretmen öğrencilerine hangi tür aynalarda cisme göre ters görüntü elde edilebilir sorusunu soruyor. Bak dikkat et Berra, cisme göre ters bir görüntü. Öğrencilerden buna göre cevaplarla ilgili hangisi doğrudur? Esra demiş ki düzlem ayna örneği verilir. Bak düzlem ayna örneği verilir. Peki düzlem ayna örneği neydi Berra? Bak bir düzlem aynamızı alalım. Peki düzlem aynada biz kendimize bakıyoruz. Ya da bir cisim var. Peki bu cismin görüntüsü aynaya göre simetrik ve dik uzaklıkları birbirlerine eşit değil miydi arkadaşlar? Peki burada ters bir görüntü var mı? Yok. Değil mi? Demek ki Esra'nın cevabı düzlem ayna örneği olamazmış bak. Düzlem aynadaki görüntüler ters değilmiş arkadaşlar. O halde bakın B, D ve E olmaz. Peki Elif demiş ki çukur ayna örneği. Peki biz çukur aynamızı alalım. Bak şimdi sana soru geliyor Berra. Burası odak, bu da merkez. Çukur aynada odakla merkez arasında bir cisim var ve boyu H. Bunun görüntüsü neredeydi? Merkezin dışında ve 2 H büyüklüğünde. Ve dikkat edersen ters değil mi? Peki tam tersi de olabilir. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü odak ve merkez arasında yine terstir. Peki merkezde bizim bir cismimiz olsaydı, bu cisimse görüntü yine merkezde ama yine ne olacaktı? Ters olacaktı. O halde Elif'in cevabı nedir arkadaşlar? Doğrudur. Elif doğru söylemiştir. Peki Cem demiş ki tümsek ayna örneği veriyor demiş. Peki şimdi tümsek aynayı inceleyelim. Bir tümsek aynada, bakın biz bu konuyu anlatırken ne demiştik Berra? Tümsek aynada cisim nerede olursa olsun bizim görüntülerimiz her zaman neredeydi? Odakla ayna arasındaydı. Ve her zaman düzdü. Bak hemen hatırlayalım. Asal eksene paralel bir ışın gönderdiğimiz zaman uzantısı odaktan geçerdi. Peki aynanın tepesine bir ışın gönderdiğimiz zaman teta ile gelen bir ışın teta ile yansırdı. Bak burada bir görüntü oluştu işte. Peki oluşan görüntü nedir? Küçüktür. Oluşan görüntü zahiridir yani görünendir. Ve oluşan görüntü ters değildir. Yani nedir? Düzdür. O halde Cem'in verdiği örnekte yanlış olur. Doğru cevabımız arkadaşlar B seçeneği olur. Şimdi gelelim bir sonraki sorumuza. Bakın burada hal değişimle alakalı sorular vermiş. Maddenin katı sıvı ve gaz, katı sıvı, gaz ve plazma halleriyle ilgili ve bu haller arasındaki geçişleri modellenmiştir. Buna göre bu modellemede 1, 2, 3 ile verilen geçişlerin isimleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Peki şimdi buna bakalım. Diyoruz ki katıdan direkt, bak sıvıyı atlayarak geçmiş Berra. Katıdan direkt gaza geçmişse bu olayın adı neydi? Süblimleşmeydi. Peki ikincisi gazdan plazmaya geçmiş bak. O da ne demek? İyonlaşmış, iyonize olmuş bakın arkadaşlar. Üçüncüsü ise gazdan sıvıya geçmiş. İşte camların buğulanması gibi. Yani o olayın adı neydi arkadaşlar? Yoğunlaşma idi. O halde bizim doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim 6. sorumuza.
Bakın burada dik silindir biçimindeki K kabı şekildeki gibi suyla dolu iken tabanındaki su basıncı P1. Bakın burasının yüksekliğine H diyelim Berra. Buradaki sıvı basıncı P1'miş. Peki P1 sıvı basıncı ne demekti? HDG demekti. Peki güncelleme yaparsak bilgilerimizi. Buradaki H ne demekti? İstenilen noktanın sıvının açık yüzeyine olan dik uzaklığıydı. Peki sıvı basınç kuvveti ise F1. Peki düz kaplarda sıvı basınç kuvveti neydi? Sıvının ağırlığına eşitti. Peki bak bizim 3 tip kabımız vardı arkadaşlar. Bir düz kabımız vardı, bir genişleyen kabımız vardı, bir de daralan bir kabımız vardı. Ve biz bunların içerisine aynı G ağırlıkta sıvılar attığımız zaman buradaki basınç kuvveti ağırlığına eşitti. Bak buradaki basınç kuvveti neydi Berra? Ağırlığından az. Peki buradaki basınç kuvveti neydi? Ağırlığından fazla idi. Şimdi ama buradaki bir avantajımız var. Her iki kapta nedir? Düz. Peki diyor ki K kabındaki suyun tamamı, taban alanı K'nın taban alanından daha büyük olan silindir biçimindeki L kabına döküldüğünde L'nin tabanındaki su basıncı P2 ve basınç kuvveti F2 oluyor. Peki biz bunu buna aktardığımız zaman ne olur bakın? Böyle tabanı geniş olduğuna göre su seviyesi azalmaz mı? Demek ki burada H su seviyesi ne yaptı? Azaldı. Bu durumda basıncımız da ne yapacaktır? Azalacaktır. Peki Berra, buradaki G ağırlığı, değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Peki değişmediğine göre o zaman basınç kuvveti de ağırlığa eşit olduğuna göre basınç kuvveti ne yapmaz bakın arkadaşlar? Değişmez. Ama basıncımız öncekine göre ne yapacaktır? Azalacaktır. O halde doğru cevabımız E seçeneği olur. Şimdi gelelim son sorumuza arkadaşlar. Bakın burada bir taş parçasının hacmini ölçmek isteyen bir araştırmacının elinde şekildeki gibi içi boş kap ve yeteri kadar su vardır. İçi boş kap ve yeteri kadar su vardır. Buna göre araştırmacı aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanarak taşın hacmini en az hata ile ölçebilir? Birincisinde A'da demiş ki kaba önce taş koyup sonra taşın yarı yüksekliğine gelinceye kadar su eklemek. Olmaz arkadaşlar. Çünkü nedir bakın? Taşın yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyüktür. O zaman ben suyun içerisine ben taşı attığım zaman taş kabın dibine değecektir. Peki taş gözenekli bir yapıya sahip değil. İçine su almıyorsa önceden su seviyesi bakın burada ise ne yapacak bakın? Kapladığı tüm hacim kadar bir miktar sıvıyı yukarı itecektir. İşte buradaki yeşil miktar nedir Berra? Taşın hacmidir. Yani yükselen sıvı hacmi buradaki taşın hacmine eşit. O zaman ben bunu bulmam lazım. Bak bu olmaz. Kaba önce taş koyup sonra tam taşın üzerine örtecek şekilde su koymak. Bu da tam sonuç vermez. Kaba önce, yani sonuç verir ama bu biraz hata yaptırır. Kaba önce taşı koyup sonra kaba taşma seviyesine kadar su eklemek. Hayır, taşma seviyesine kadar su eklediğim zaman bunu bilemem ki, ölçemem ki. Bak D'de demiş ki kaba önce bir miktar su koyup. Evet, bak dediğini yapalım. Kaba önce bir miktar su koydum. Attım kabadan 10 santimetre küpü, desimetre küpü gösterdi. Sonra tamamen batacak şekilde taşı suya bırakmak. Evet, buradaki taşımızı aldık. Bunun içerisine bıraktık. Peki taşın yoğunluğu fazla olduğu için kabın dibine değdi. Ve bu taş ne yaptı bak Berra? Bir miktar sıvı yükseldi. İşte yükselen sıvının hacmi taşın hacmine eşit oldu. O halde bizim doğru cevabımız D seçeneği oldu. Evet, güzel bir tekrarımızı yaptık arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkürler Berra.